Herkese merhaba. Bugün sizlerle sol ve sağ kemalizmin tam ortasında konumlanan bir kemalizm anlayışından bahsedeceğim. Cumhuriyetçi muhafazakarlıktan. Bilindiği gibi 1930'lardaki kemalist aydınlar altı okun uzanabileceği en uzak mesafeyi ölçmeye çalışıyorlardı. Yani kemalizme bir çerçeve çizmeye çalışıyorlardı. Cumhuriyetçi muhafazakarlar bunların içerisinde sol kemalizmede yaslanmayarak, sağ kemalizmede de yaslanmayarak tam orta kulvarda konumlanan ve sol kemalizme ve sağ kemalizme reddiye geliştiren bir anlayış geliştirdiler. Kemalist elit içerisinde kendine özgü bir yatak tutturdular. 1930'larda kemalizmin teorize edilmesi çalışmaları esnasında kendilerine özgü bir perspektif geliştirerek Cumhuriyetçi Muhafazakarlık kanalıyla Kemalizmin içerisine yer edindiler. Kemalizm biliyorsunuz 1930'larda kendine özgü bir model kurgularken aslında o dönemlerde iki çeşit istikamet vardı. Bir ya sosyalizm, komünizm kanalına gidilecekti, sol tarafa gidilecekti ya da liberalizm, kapitalizm aksına gidilecekti. Yani dünyada iki çeşit kulvar vardı. Bunların ikisinden birisine gitmeniz gerekiyordu. Kemalizm ben hem üçüncü yolum hem de kendine özgü bir modelim diye ortaya çıktı. Dolayısıyla ben hem sosyalizm, komünizm aksına gitmeyeceğim, sola gitmeyeceğim. Hem de işte sağdaki liberalizm, kapitalizm aksına gitmeyeceğim. Ben kendine özgü bir modelim diye ortaya çıkmıştı. Cumhuriyetçi muhafaza da işte bu Kemalizmin özcü yapısında olduğu gibi ben ne liberalizm kapitalizm aksına gideceğim ne de sosyalizm komünizm aksına gideceğim. Ben Kemalizmin özcü yapısında olduğu gibi kendine özgü bir model kurgulayacağım diye ortaya çıktı. Temel şiarları da şuydu. Birincisi ulus devlete yasama Yani Kemalizmin de özünde yatan budur ya ulus devlete yasama. Osmanlı işte o geleneksel yapısından kopma. O geleneksel yapısı yani ümmetçi bir toplum düzenine yaslanıyor ya. Ondan keskin bir kopuş ulus devlete yaslanma. Ondan sonra parlamenter demokrasiye yasama. Parlamenter demokrasi çok önemlidir. Çünkü Kemalizmin zaten temelinde yatan hareket noktası parlamenter demokrasidir değil mi? 1919'dan 1920'den itibaren şu kongreler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi süreciyle kendisini hep o milli mücadelenin anti karşı parlamenter demokrasi üzerinden var etmişti değil mi? Türk modernleşmesinin temelinde yatan şey de buydu aslında. Türk modernleşme sürecinde aydınlar neye başkaldırdı? İşte o Abdülhamit istibdatına değil mi? Mesela ne yaptı? Abdülhamit gitti i̇şte anayasal parlamenter demokrasiyi rafa kaldırdı değil mi? Meşrutiyet monarşiyi rafa kaldırdı. Aydınlar buna karşı başkaldırdı. Onun öncesinde de gene baktığımız zaman biz aydınların temel uğraşı neydi? Türkiye'de bir meşrutiyet monarşiyi kurmak değil mi? Parlamento olacak bir anda anayasa olacak öbür yanda üstte de gene padişah olacak. Aydınlar temel uğraşı buydu tanzimattan itibaren değil mi? Cumhuriyetçi muhafazakarlar da işte Türk modernleşmesinin gene temellerinde yatan bu parlamenter demokrasi olmazsa olmaz bir şey olarak görüyordu. Ulus devlete yasa bir parlamenter demokrasi tabi Osmanlı devletindeki gibi değil. Onun yanında biz bakıyoruz Türkçü milliyetçi eğilimleri vardı. Bir de tabi kapitalizm ha kendisini dedik ya kapitalizmle soyutluyordu aslında liberalizm kapitalizm aksına gitmeyecek ama bu kemalizmin de özünde yatan işte o devletçilik modeli vardır ya 1930'larda kurgulanan ona yakınsayan bir kapitalizm anlayışıdır. Kapitalizmden bahsettikleri odur. Gene öz özgün bir modeldir aslında. Cumhuriyetçi muhafazakarlık deyince bu yönüyle Kemalizmin ve Türk modernleşmesinin hamurunda yatan bir modeli irtisam ettiriyorlardı. Zaten Kemalizmi de Türk modernleşmesinin bir uzantısı olarak görüyorlardı. Hatta toplumsal ihtiyaçtan neşet eden bir devrim olarak görüyorlardı. Ama Kemalizmi bir yönden eleştiriyorlardı. Bu eleştiri de çok kuvvetli bir eleştiridir. Kemalizmin tepeden devrimler yürütme stratejisi vardır ya. Sonuçta yukarıdan aşağı bir devrimi gerçekleştirdi. Toplumsal yapıdan aslında doğrudan neşet eden bir devrim değildi. Ha toplumsal yapının ihtiyaçları vardı tabii bu devrimlere. Bir modernleşme ihtiyacı vardı. Fakat toplumdan doğrudan neşet eden bir ihtiyaç yoktu. Toplumsal tabakadan gelişmedi bu. Üst yapıda daha çok aydınlar nezdinde, devletçi seçkinler nezdinde gelişen bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyaç da tabii ki de yukarıdan aşağı bir devrimler silsilesiyle gerçekleşti. İşte cumhuriyetçi muhafazakarlar bu yukarıdan aşağı tepeden devrim stratejisine şert düşüyordu ve temel eleştiri noktaları da buydu. 1930'larda kendilerine özgü bir modelle sahneye çıkmaların alameti farikası da buydu. Peki kimdi bu cumhuriyetçi muhafazakarlar? Bir, Mustafa Şekip Tunç. iki Peyami Safa ünlü edebiyatçımız değil mi? Bunun yanında Türk İnkılabına Bakışlar diye çok mühim bir kitabı vardır. Kemal Kemalizm ile ilgili başucu eserdir. Hepinize okumanızı ben tavsiye ederim. 1930'larda yazılmıştır. Günümüzde de basımı vardır. Şiddetle ve şiddetle tavsiye ederim. Onun yanında bakıyoruz. Ünlü düşünürümüz İlmi Ziya Ülken, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, ünlü eğitimcimiz. Bu gibi öne çıkan simaları vardı. Dikkat ederseniz cumhuriyetçi muhafazakarlara genelde felsefeciler, eğitimciler, akademik kökenli felsefeciler, eğitimciler, düşünürlerden neşet etmiş bir ideolojidir. Cumhuriyetçi muhafazakarlığın bu yönüyle Kemalizmi rasyonel bir zemine oturtmaya çalışıyordu. Kemalizmi rasyonel bir içerik yüklemeye çalışıyordu. Bu rasyonel içerikten mütevelli de tabii hem sol Kemalistlerle hem de sağ kemalistlerle çatışma yaşıyorlardı. Dedik ki ikisinin ortasına kendine özgü bir kulvar açmaya çalışıyordu. İki sistemin iki ideolojinin iki kas ideolojinin ortasında daha esneklik zemini bulan ve daha rasyonel bir zemine oturan üstelik entelektüel dima oldukça şişkin bir ideolojiye yaslanan cumhuriyetçi muhafazakarlıktan söz ediyoruz ve kemalizmin özcü yapısını savunuyor. Kemalizmin aslında o toplumsal yapıdan neşet eden ihtiyaç doğan bir kemalist devrimler silsilesinden bahsediyoruz ya evet. Sadece bunun yukarıdan aşağı gerçekleştirilmesine şart düşüyor bu adamlar. Türk modernleşmesinin aslında bir uzantısı olarak görüyorlar ve bu yönüyle de rasyonel bir zemine oturtmaya çalışıyor. Ama sol Kemalistler ve sağ Kemalistler biz baktığımız zaman mesela sağ kemalistler genelde edebiyatçılardan etkilenen adamlardır ya bunlar böyle menkıbeci nutuklar atarlar. işte kahramanlık destanları söylerler. Bu yönüyle işte ruhçu ve romantik bir bakış açısı sergiler. Edebiyatçılardan etkilendikleri için adama bir şey söyle diyorsun gidiyor iki saat sana mani sayıyor Onun gibi adam gidiyor ruhçu ve romantik bir bakış açısı ortaya koyuyor. Bu ruhçu ve romantik bakış açısı tabii ki de cumhuriyetçi muhafazakarlar rasyonel bakış açısıyla çatışkıya giriyor. Sol kemalistlere baktığımız zaman orada da aynı durum söz konusu. Çünkü sol kemalistlerde katı pozitivist ve humanist bir bakış açısı sergiliyorlar. Gene cumhuriyetçi muhafazakarlar sol kemalistlere göre çok daha rasyonel bir zeminde kaldıkları için onlarla da aynı şekilde çatışkıya giriyorlar. Çünkü cumhuriyetçi muhafazakarlar kemalizmin özcü yapısının aslında katı bir ideoloji olmadığını savunuyorlar. Biz de hep söylüyoruz ya kemalizm aslında esnek bir ideolojidir. Sola ve sağa açılabilmesinin temel sebebi de budur. Bu adamlar kemalizmin özcü yapısının aslında çok katı bir ideoloji olmadığını söylüyorlar. Kemalizm çok katı bir ideoloji olmadığı için de rasyonel zemini oturtmaya biraz daha makul olarak görüyorlar ve bu sol kemalistler ve sağ kemalistler şey işte radikalizmle benzemeye çalıştıkları için değişim olgusunu kemalizm bu modernleşme projesini, bunu projelendirmesi aslında toplumsal mühendislik bir tahayyülü biliyor ya bu adamlar. Sol kemalistler ve sağ kemalistler. İşte buna karşı çıkıyorlar. Genelde eğitim bilimleri, sosyoloji ve felsefeden gelen insanlar olduğu için cumhuriyetçi muhafazakarlar bu sol kemalistlerin ve sağ kemalistlerin radikalizmle bezeme çabalarını, kemalizmi değişim olgusunun Türkiye'nin sosyal yapısına intibak edemeyeceğini savunuyorlar. Türkiye'nin toplumsal sosyolojisiyle aslında uyum sağlamayacağını savunuyorlar. Kemalizmin esnek yapısının katı bir ideoloji olmamasının sol kemalizmin ve sağ kemalizmin aslında kemalizmi esnetmeye çalıştığı kadar bir ideoloji için aslında elverişli bir zemine oturduğunu söylüyorlar. Bu elverişli zeminden mütevellit de aslında Kemalizmin daha işlevsel olduğunu savunuyorlar. Özcü yapısı itibariyle ve bu sol Kemalizm ve sağ Kemalizm çatışma yaşamalarının temel sebebi de aslında biz baktığımız zaman bu adamların Kemalizmin radikalizmle bezeme çabalarından ileri geliyor. Çünkü bunun aslında biraz da hayalci bir yaklaşım olduğunu savunuyorlar. Rasyonel bir zemini daha makul buluyorlar. Kendi öngördükleri şekliyle. Kaldı ki bu adamlar değişim sürecinde sadece tek dertli oldukları sol Kemalistler ve sağ Kemalistler de değil. Bakın Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan bu Osmanlıcılık batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi bir takım ideolojiler var ya devleti kurtarmaya dönük. Hatta Kemalizm de bunun Türkçülük kanadından türemiştir ya. Önce anlattık biz bunları. Şimdi bu ideolojiler içerisinde Osmanlıcılık zaten çökmüş. Kaldı ki Kemalizmi de zaten Osmanlı'dan kopuş olarak görüyorlar. Osmanlı'nın temsil ettiği ümmet geleneğinden ulus devlete bir nevi intikal ve arada sert bir kopuş olarak görüyorlar ya. Onu zaten eliyorlar. Öte yandan biz bakıyoruz kendileri batıcılık ve İslamcılıktan da soyutluyor. Her ne kadar isimleri bu adamların cumhuriyetçi muhafazakarlık olsa da yani cumhuriyetçilik dediğimizde batıya çalan bir şey. Muhafazakarlık dediğimizde de işte biraz İslamcılığa çalan bir şey. Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya çıkan ideolojiler açısından, devleti kurtarma ideolojileri açısından bunlardan kendilerini soyutluyorlar. Nasıl soyutluyorlar? Peyami Safa'nın kitabında şöyle bir şey geçer. Bakın Türk İnkılabına Bakışlar kitabında. Arap ve Frank maymunluğundan kurtulmak der. Tamam mı Peyami Safa? Burada Arap ve Frank maymunluğundan kastı şudur. Arap dedi yani İslamcılık ideolojisi. Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan İslamcılık ideolojisi ki bu cumhuriyete de sarkmıştır. Bakın Kemalizmin içinde ciddi bir böyle İslamcı kanat da vardır. Hatta tek parti dönemi son başbakanına bakın kendisi bir İslamcıdır değil mi? Onun gibi Arap maymunluğundan kurtulmak diyor. Yani yani İslamcılığı da Arap maymunluğu olarak görüyor. Bir de tabii Frank maymunluğu diyor. Ondan da kastı şu. Batı maymunluğu diyor. Bu batıcılık ideolojisini de eleştiriyor. Kemalizm'in içerisindeki aşırı batılılaşma ideolojisini de eleştiriyor aslında Peyami Safa. Bu aşırı batılılaşmayı maymunluk olarak görüyor. Bu yönüyle de Türk modernleşmesi sürecindeki işte o Türkçülük ideolojisini, Kemalizm'in de yasandığı Türkçülük ideolojisini öne çıkarıyorlar. Türkçü bir patikadan ilerlemeyi ve milliyetçi Türkçü bir patikadan ilerlemeyi şiar ediniyorlar kendilerine. Kemalizm'i de oraya lehimliyorlar. Öbürü yandan biz bakıyoruz. Peyami Safa tabii bunun çerçevesini çizmeye çalışıyor Türk İnkılabına Bakışlar kitabında. Ama bir de Mustafa Şekip Tunç var. Şimdi Mustafa Şekip Tunç bu cumhuriyetçi muhafazakarlık ideolojisi içerisinde önemli bir yere sahip. Şöyle ki Kels'in ortaya attığı bir doktrin var. Bir diyor fikre dayalı aksiyonel hareketler vardır diyor. Bir de diyor ananeye dayalı aksiyonel hareketler vardır diyor. Kemalizmi de bunun içerisinde fikre dayalı aksiyonel hareketler içerisine koyuyor. Şimdi fikre dayalı aksiyonel hareketlerden kastı şu. Bir fikir olacak ortada. Bu fikre dayalı sürekli hiç durmadan devrimcilik güdülecek. Bunu da Fransız ihtilaline kaynak gösteriyor. Şimdi Fransız ihtilalinden neşet eden Kemalizm de tabi oradan ilham alır ya. Bundan neşet ettiği için bir nevi ondan mülhem hareket ettiği için Fransız devriminden Kemalizm aslında fikre dayalı bir aksiyoner harekettir. Ama bunun içerisinde anane ihmal edilmiştir diyor. Yani gelenekler ihmal edilmiştir demek istiyor. Bu geleneklerin ihmal edilmesinde şöyle bir alameti farikası var. Cumhuriyetçi muhafazakarlar açısından. Cumhuriyetçi muhafazakarlar sürekli bunları çıkardıkları dergiler de vardır. Böyle kültür haftası gibi, işte efendime söyleyeyim Türk düşüncesi gibi. Bu dergilerde sürekli aslında Batı'nın geçirdiği iç krizlere değişiyorlar bu adamlar. Batı çok fazla mekanikleştiği için düşünce itibariyle fikre dayalı aksiyoner hareketlerle şekillendiği için özellikle Fransız ihtilalinden sonra çok fazla mekanikleştiği, çok fazla dünyevi Geçtiği, geleneği çok fazla ihmal ettiği için sürekli kendi iç krizlerine gark olduğunu söylüyor. Ve Türk devriminin de Kemalizmin de sürekli bu mekanikleşmeden mütevellit, fikre dayalı aksiyonel hareketler şeklinde devam ederse gene batı gibi mekanikleşeceği, dünyevileşeceği fazla aslında pozitivizme falan eleştiri getiriyorlar ya sol Kemalizmin işte sağ Kemalizmin bir yandan bakıyoruz liberalizmi eleştiri getiriyorlar, sosyalizmi eleştiri getiriyorlar. Buralardan çatışma yaşıyorlar ya bu adamlarla. Bu çatışmaların temelinde de bu var aslında biz baktığımız zaman. Onlar aslında bu sosyalizmle, komünizmle, efendime söyleyeyim liberalizmle veya Marksizmle işte Kemalizmi bez demeye çalışırken fikre dayalı aksiyonel hareketin katılaşacağı, son derece katılaşacağı bu katılaşmadan mütevellit de aslında Kemalizmin, Türk devriminin ve tabi Türkiye'nin uzun periyotta Batı'nın geçirdiği iç krizlere gark olacağı endişesini dile getiriyorlar. Bu dergilerde de sıklıkla bunu eleştiriyorlar zaten. O yönüyle aslında Türkiye'nin fikre dayalı aksiyonel bir hareketten ziyade Kemalizmin biraz da ananeci yönünün öne çıkması, gelenekçi yönünün öne çıkması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde Batı'nın geçirdiği iç krizlere gark olmanın mukadder olduğunu söylüyorlar. Fransız ihtilalinden sonra Batı'nın geçirdiği iç sancılar da sıklıkla deşiyorlar. Hatta sadece Fransa ihtilali de değil Batı'nın geçirdiği modernleşme periyodunu genel olarak uzun erimli bir şekilde masaya yatırıp sıklıkla değişiyorlar. İç sancıların da işte gene bu mekanikleşmeden fikre dayalı aksiyoner hareketlerden ileri geldiğini söylüyorlar. Hatta şunu da söylüyorlar. Batı'daki bu modernleşme dinaminin ve bunun ortaya attığı bir takım kavramların, ideolojilerin Türk devrimini açıklamada yetersiz kaldığını savunuyorlar. Türk devriminin kendine özgü bir model ortaya koyduğunu, Kemalizmin kendine özgü bir model ortaya koyduğunu ve bunun aslında Batı'dan mülhem bir takım kavramlarla açıklanamayacağı, bunun yetersiz kaldığını sıklıkla savunuyorlar. Türkiye'nin böyle biz bize benzer bir şablonu vardır ya ona oturtmaya çalışıyorlar bu adamlar. Cumhuriyetçi muhafazakarların bir de esas derdi var. Esas derdi aslında kültürel devrimlerdir. Şimdi siyasal ve ekonomik devrimler yapıyor Kemalizm. Bu Kemalizmin yaptığı devrimlerin aslında hızlı bir şekilde yapılabileceğini söylüyor. Ama kültürel devrimlerin, işte kültürel geçişlerin biraz daha kademeli olması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü siyasal ve ekonomik devrimlerin mayasını hızlı bir şekilde tutabileceğini, hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ama kültürel devrimlerin biraz daha böyle sindire sindire toplumu hazırlayarak yapılması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü kültürel devrimlerin mayalanması siyasal ve ekonomik devrimlere göre biraz daha güç olduğunu söylüyorlar. Tabii kültürel devrimleri yaparken de gene Türkiye'ye özgü bir modeli savunuyorlar. Çünkü Batı kültürünün Türkiye'ye telif edilmesinin onun mayasını tutmayacağını söylüyorlar. Batı kültürünü aynen getirdiğiniz zaman siz Türkiye'ye bunun sosyolojik yapıya uyum sağlamakta güçlük çekeceğini savunuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi özgü yapısından neşet eden bir kültür devrimleri silsilesini savunuyorlar. Bu kültür devrimleri silsilesi de tabii ki de aslında Türkiye'nin kendi geleneksel kodlarından türecek. Anneanneye dayalı aksiyonel hareketler diyor ya Mustafa Şekip teorize ettiği şekliyle ona söylüyor aslında ona çalıyor biraz. Fikre dayalı aksiyoner hareketlerin geçireceği iç sancılardan mütevellit. Ananeye dayalı aksiyoner hareketlerin alamet farikası biraz ön plana çıkarılıyor. Cumhuriyetçi muhafazakarlara biz genel olarak bakacak olursak aslında bu adamların temel derdi değişim olgusunu, bu kemalizmin değişim olgusunu tepeden gerçekleştiriyor ya. Bu tepeden devrimler silsilesini sınırlandırmak, oldukça sınırlandırmak hatta toplumsal düzleme yaymak olarak değerlendirebiliriz. Zaten bu adamlar kemalizmin esas gayesinin Osmanlı'nın temsil ettiği gelenekten kopuş, o ümmetçi toplumsal gelenekten kopuş, ulus devlete inkılap ettirmek olduğunu söylüyorlar. Yani kemalizm bu ortama hazırlasın. Geri kalan devrimler veya reformlar, yenileşmeler, değişim olgusu, modernleşme her ne derseniz deyin. Bunun toplumsal düzlemde kendi kendisine mayalanması ama dediğim gibi bunu Kemalizm ortama hazırlayacak. Kemalizmin hazırladığı ortam içerisinde değişim olgusunun kendi kendine demlenmesini sağlamak olduğunu savunuyorlar. Temel dertleri bu Cumhuriyetçi muhafazakarların. Bir de şu da var. Şimdi sol Kemalizm ve sağ Kemalizm arasında bir ortak var. Kendine özgü bir model sergilemek istiyor ya bu adamlar. Biz özgünüz. Onlar gibi değiliz. Biz sol ve sağ Kemalizm'den farklıyız. Soyutuz biz onlardan diyorlar ama her ne kadar bu iddiayı ortaya koysalar da bir reddiye geliştirseler de sol kemalizm ve sağ kemalizme 1950'lerden sonra özellikle cumhuriyetçi muhafazakarlık denilen ideolojinin kemalizmin içerisine yuvalana sağ kemalizmin içerisinde eridiğini görüyoruz biz. Nasıl oluyor bu? O da şöyle ki sağ kemalistlere biz baktığımız zaman temel izleklerinden bir tanesi zaten cumhuriyetçi muhafazakarlıktır. Tabi 1930'lardaki gibi cumhuriyetçi muhafazakarlık değildir bu ama kendi içerisinde belirgin kırılma safhaları geçiren bir cumhuriyetçi muhafazakarlık kendi bünyelerinde eritmiştir. Bugün sağ kemalistlerin ve sağ siyasetin temel biz baktığımız zaman 1930'lardaki ve hatta 20'lerdeki Kemalizmin değişim olgusunu tepeden yukarıdan aşağı bir şekilde gerçekleştirmesine ciddi bir eleştiri getirirler değil mi? Hatta 1950'lerde Adnan Menderes'in bir sözü vardır işte ilk hükümet programını açıklarken toplumsala mal olan veya mal olmayan, mahfuz tutulan veya mahfuz tutulmayan devrimlerden bahseder. Hatta hemen sonrasında ezan değişikliği olacaktır. Ezanın dili değişecektir. O zaman mesela dini reformlar toplumsal düzende mayalanmamış devrimler mi oluyor? Bu soru işaretleri doğuyor mesela. Gene Mustafa Şekip Tunç'un aslında ayrımını koyduğu fikre dayalı aksiyonel hareketler de ana neye dayalı aksiyonlar hareketler ayrımı vardır ya sağ kemalistlere ve sağ siyasete biz baktığımız zaman Türkiye'nin 1950'lerden sonra şekillenen fikre dayalı aksiyonlar hareketler ve işte o Fransa ihtilalinden gelen fikre dayalı aksiyonlar hareketler kısmına kemalizme şert düşüyor bu adamlar. Onu görece eleştiriyorlar veya benimsemiyorlar ama ananeye dayalı yani gelenekçi yapısını bunun kabul ediyorlar. Kemalizmi bir nevi Adnan Menderes'in sözlerine de yansıdığı şekliyle Maya Sultan devrimler ve Maya tutmayan devrimler diye ikiye ayırıyorlar. Bunun bir kısmını görece içlerinde eritiyorlar ve toplumsal mal olmamış kendilerince Mayası tutmamış devrimleri reddediyorlar. Bunun en belirgin özelliği mesela ezan meselesidir. Hemen reddederler toplumsal düzlemde tırnak içerisinde bu mayalanmamış bir devrimdir derler ve onu bir köşeye atarlar. Öte yandan Kemalizmin geleneksel yapısından da kendilerini soyutlayamazlar. Onun kendi içerisinde eritirler. Cumhuriyetçi muhafazakarlık o yönüyle belirgin kırılma safhaları geçirerek aslında sağ Kemalizmin içerisinde kendisini intibak ettirmiştir. Onun içerisinde yuvalanmıştır. Ama tabi bu belirgin kırılma safhaları ne diye soracak olursanız mesela şöyle bir örnek verebilirim. Sağ Kemalistler ve Türkiye'deki sağ siyaset genel olarak Kemalizm üzerine çok fazla tefekkür etmez. Onun geleneksel yapısını korum çalışır. Mesela Atatürk onlar için böyle bayramlarda, milli bayramlarda anılacak bir şeydir. Bir nevi aslında bu gardırop Atatürkçülüğü var ya ona çalan bir şeydir bu. Kemalizm onlar için aslında geleneksel yapısı korunması gereken bir şeydir ama bu geleneksel yapısı da esnektir yani. Atatürk dediğim gibi milli bayramlarda falan anılır sadece. Çok fazla üstüne düşünmezler. Ama bu adamlar cumhuriyetçi muhafazakarlar. 1930'larda ortaya çıkan işte Hilmi Süya Ülken gibi, Mustafa Şekip Tünç gibi, Peyami Safa gibi, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi aydınlar. Aslında üstüne tefekkür ettiler Kemalizmin. Cumhuriyetçi muhafazakarlık diye bir şey var ettiler. Bu adamlar üstüne bunu düşünler entelektüel bir dima oluşurlar değil mi? yazın çizin oluşur. Dergi çıkarttılar bununla ilgili mesela. Ama sağ kemalistler 1950'lerden sonraki o kadar fazla üstüne düşünmediler. Bu ananeye dayalı aksiyonları hareketlere işte çalmasının sebebi de odur. Biz gelenekçi yapısını bunun koruyalım. Çok fazla üstüne düşünmeye gerek yok. Kemalizm de zaten işte kurucu ideolojidir falan. Bu patikadan ilerleyebiliriz. Onların siyaseti açısından Kemalizm bir malzeme tedarik etti sadece. Yakıt taşıdı onlara. Üstüne fazla tefekkür etmediler. Bu videoda sizlerle 1930'ların Kemalizm anlayışları çerçevesinde sol ve sağ Kemalizm'den farklı bir kulvarda konumlanan, kendine özgü bir noktada konumlanan Cumhuriyetçi muhafazakarlık meselesini değiştik masaya yatırdık. Yeni videolar için abone olarak takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere, esen kalın.